Ataköy İlk Ortaokulu Sesler Yükseliyor Kütüphanesi. Pis Kokan Gezegen. Yazarları Sylvie Bossi, Pascal Perry. Seslendiren Özge Şen. Pis Kokan Gezegene İlk Adım. Alice, Louis ve Norman çok kısmetliydi. Anneleri Pauline, En Sevdiğim Gezegen isimli gezginler için kılavuz kitabı yazdığından sık sık gezegenler arası yolculuk yapıyordu. Anneleri de bu sefer de pis kokan gezegeni ziyaret etmek zorundaydı. İlk defa çocuklarını da bu yolculuğa dahil etmişti. Alice, annesinin bu kararını duyduğunda biraz endişelendi. Annesine, "Anneciğim, orasının iğrenç kokmadığından emin misin?" diye sordu. "Bu bir macera kızım. Gidince göreceğiz. Müdürümüz birkaç yıl önce oraya gitti ve döndüğünde inci çiçeği kokuyordu." cevabını verdi. Louis ve Norman ise sevinçten havalara uçuyorlardı. Hatta pis kokan gezegen için bir şarkı bile uydurmuşlardır. "Burnunu tıkayarak zıpla ve tekrarla. Pis kokan gezegen pis kokmuyor. Pis kokan gezegen bizi bekliyor." Köpekleri Pat'ı aradı, çocukların bu eğlencesini burnuyla havayı koklar gibi yaparak, kuyruğunu sallayarak eşlik ediyordu. Birkaç saat sonra yolculuğa çıkmak için her şey hazırlanmıştı. Louis, acil durumlar karşısında içinde her türlü malzemenin bulunduğu süper, becerikli sırt çantası ile bekliyordu. Plüm ailesi füze gara gelir gelmez şeffaf kasklarını taktılar. Patara uzay kıyafetlerini giymemek için başta dirense de sonunda razı olmak zorunda kaldı. Çünkü bu kıyafetleri giymek güvenlik için gerekliydi. Füzeye yerleşen Plüm ailesi için maceralı bir seyahat başladı. Yolculuk uzundu. Karanlık boşlukta gece gündüz birbirine karışıyordu. Füzenin altındaki küçük pencereden dışarıyı seyreden Alice, nihayet pis kokan gezegene yaklaştıklarını fark etti. "Hey bakın, rengarenk dağları görüyor musunuz? Muhteşem!" Louis, içinde ne ararsa bulabileceği çantasından dürbününü çıkararak daha iyi görebilmeyi denedi ama füze halen çok hızlı gittiğinden pek bir şey göremedi. Sonunda füze iniş yaptı. Herkes yerinden kalkıp gerindi ve füzeden indi. Havayı koklayan Alice, "Burası gerçekten harika kokuyor. Haklıymışsın anneciğim. Pis kokan gezegen hiç de pis kokmuyormuş." Füzegar dünyadan çok daha farklı, daha gelişmiş bir yerdi. Norman gururla levhayı heceleyerek okudu. "Gezegenimizde her şey yeni." Alice işçilerin tozunu aldığı her tarafı parlayan füzeye hayran kalmıştı. "Bizimkiyle kıyaslarsak bu füzenin hiç kullanılmadığını eminim." Louis her yere koku salan parfümlerin yerini bulmaya çalışıyordu. "Burası çilek kokuyor. Yolcuları iyi karşılayabilmek için değişik parfüm karışımları kullanıyor olmalılar." Anneleri yanından hiç ayırmadığı "En sevdiğim gezegen" defterine not alırken "Bu çok iyi bir fikir" diye ekledi. "Parfümün nasıl yapıldığını biliyorum. Kimya deneyleri kitabımda görüp denemiştim" dedi Louis. Kız kardeşi Alice onunla alay etmeye başladı. "Evet ve başaramamıştım. Seninki çürük yumurta gibi kokuyordu." Neyse ki anneleri araya girerek iki kardeşin daha fazla tartışmasını önledi. Hepsi füzegardan dışarıya çıktılar. Dışarıda boğucu bir sıcak vardı. Bulutlar o kadar alçaktı ki 10 metre ilerisini bile görmek mümkün değildi. Küçük kardeşleri Norman, "Ben bu gezegenin bu kadar sıcak olacağını düşünmemiştim" diye mızmızlanmaya başladı. "Hem acıktım. Kurabiye kaldı mı anneciğim?" Babaları Philip etrafına bakınırken cebinden bir çikolata çıkarıp küçük oğluna uzattı. Birilerinin onları karşılamaya gelmesi gerekiyordu. Tam da o anda elinde Plüm ailesi yazılı kağıdı taşıyan bir kadın yanlarına yaklaştı. Ağzı çikolatayla dolu olan Norman heyecanla "Hey buradayız" diyerek kadına seslendi. "Merhaba." Norman soyadlarını okumayı bildiği için kendiyle gurur duydu. "Merhaba, benim adım Jasmine. Sizinle tanıştığıma memnun oldum." Küçük çocuk genç kadını yanağından öptü ve çikolatalı ellerini de kadının beyaz ceketine sürdü.
Jasmine eliyle lekeyi çıkartmak istedi ama leke çıkmadı. Omuzlarını silken Jasmine ceketini çıkartıp bir çöp tenekesine attı. Hiç önemli değil. Zaten yenisini almak istiyordum. Kendine ısıtan ceketler çıkmış. Bu ceketi alalı 2 ay oldu. Eskimişti. Alice Lou'ya hızlı bir bakış attı. Gördün mü? Yıkamaya hiç gerek yok. Kirlendi mi? Hop çöp kutusuna. Çok kolay değil mi? Ben bu gezegeni çok sevdim. Louis şaşkın şaşkın başını sallarken bir yandan da başka neler atıldığını görebilmek için çöpü araştırmaya başladı. Plastik tabaklar, yepyeni giysiler, kalemler, kenarı biraz çizilmiş bir bilgisayar, gözlükler ve neredeyse yepyeni pabuçlar. Çöpün içinden gördüğü bir topu eğilip alan Louis, çocukların en sevdiği gezegen isimli kılavuz kitabımda bu çöp tenekesine 3 yıldız veriyorum diye ekledi. 3 yıldız en iyi demekti. Sevmedikleri, nefret ettikleri şeylere ise 3 eksi veriyorlardı. Jasmine, Plüm ailesini arabasına bindirdi. Arabanın içinde de bir sürü parfüm şişesi vardı. Hangi kokuyu tercih edersiniz? İlkbahar kokusu ya da bebek kokusu? Kokuların arasındaki farkı anlamak için ikisini de denediler. Bu gezegende oturanların koku alma duyuları çok gelişmiştir diye anlatmaya başladı Jasmine. Okullarda koku dersleri vardır. Arkada koku kapaklarını koklamakta olan Alice, ne kadar kısmetliler diye hayretle bağırdı. Taze limon, ıslak çimen, yeni kitap, ne değişik parfümler. Neyse ki kedi pisliği ve gübre tarlası parfümleri yok, diye sırıttı Louis. Jasmine bu şakadan hoşlanmadı. Üzerinde sarımsak kokusu ve ter kokusu yazan diğer şişeleri de göstermeye devam etti. Biliyor musun? Kendi kokumuzu kendimiz oluşturmalıyız. Al bak şunu dene. Jasmine'in gösterdiği parfüm şişesinin üstünde hayvan gübresi yazıyordu. Arada araba aniden durmak zorunda kalınca parfüm dökülüp etrafa yayıldı. Hiç kimse sesini çıkarmadı. Yalnız Norman yavaşça camı açıp derin bir nefes almaya çalıştı. Jasmine, görmüş olduğunuz gibi dayanılamayacak bir koku değil diye açıklamayı sürdürdü. Nefesini tutmaktan kıpkırmızı olan Louis, ben pek sevmedim diye mırıldandı. Patara ise merakla bu kokunun kaynağını bulmaya çalıştı. Tamam kabul ediyorum, biraz kötü kokuyor diyerek onlara hak verdi. Kendi kokumuzu oluştururken o kadar da aşırıya kaçmıyoruz. İşte otelinize de geldik. Otel altına hoş geldiniz. Pastel renkli duvarda dikkat yeni boya yazıyordu. Her tarafta parlak renkli şezlonglar ve otel binasını çevreleyen büyük bir havuz vardı. Jasmine'e teşekkür eden Pauline, burada kendimizi krallar gibi hissedeceğiz diyerek onu uğurladı. Her şey yeni. Çocuklar hayranlıkla odayı gezmeye başladılar. Odalarında son model bir müzik seti, devasa ekran bir televizyon, kendini ısıtan bir yatak vardı. Bir de çok amaçlı bir uzaktan kumanda, bununla perdeler kapatılabiliyor, odaya parfüm sıkılabiliyor, yemek bile sipariş edilebiliyordu. Balkondan bakıldığında Alice'in füzedeyken gördüğü harika renkli dağlar tam karşılarındaydı. Norman ve Louis yatağın gerçekten kendi kendine ısınıp ısınmadığını denetliyorlardı. Çocuklar hiçbir şeye zarar vermeyin lütfen, her şey o kadar mükemmel ki dedi anneleri. Çarşafların kirlendiğinde atılabilir, incecik kumaştan olduğunu fark ettiler. Banyodaki diş fırçaları, havlular, bornozlar hepsinin üstünde kullandıktan sonra çöpe atın, teşekkür ederiz yazılı etiketler vardı. Alice her tarafı incelemekle meşguldü. Bence bu iyi bir şey. Temizlemek için zaman kaybetmiyorlar dedi. Bekle, bu çarşaflar için kaç metrekare kumaş kullandıklarını sana şimdi söyleyeceğim. Louis hesaplamaya başladı. Günde kişi başına tahmini 2 metrekarelik kumaş kullanılsa bunu haftayla çarparsak... Hesaplarım ve sen o kadar sıkıcısınız ki dedi Alice. Patara gizlice balkona çıkıp tertemiz yere tuvaletini yaptı. Sonra da kirlendiğinde atılacak olan sepetine yattı. Çocuklar otelin havuzuna indiler. Alice ve Louis berrak sıcacık suya balıklama atladılar. Norman henüz yüzmeyi iyi bilmediğinden kolluklarıyla abla ve abisine katıldı. Havuzda yüzen 2 çocuk daha vardı. Louis onlara merhaba dedi. Burada mı oturuyorsunuz? Biz tatile geldik. Benim adım Louis. Bu da kardeşim Alice. 2 çocuk yüzerek yaklaştılar.
Küçük kızın gözleri kurnazca parlıyordu. Gülümseyerek, "Pis kokan gezegene hoş geldiniz. Ben Frek. Benim adım da Jaron," diye ekledi diğer çocuk. "Biz kuzeniz. Bu oteli ailemiz işletiyor. Biz de sık sık havuza yüzmeye geliriz. Size oyun parkını göstermemizi ister misiniz?" Norman onu havuzda yalnız bırakmayan anne babasıyla eğleniyordu. Alice ve Louis aceleyle üstlerini değiştirirken diğer iki çocuk çoktan mayolarını çapaltmışlar, yeni kıyafetler giymişlerdi. "Siz mayolarınızı kurutmuyor musunuz?" diye sordu Louis. "Neden kurutalım ki? Bir dahaki sefere nasıl yenilerini alacağız? Burada moda olan her hafta değişir. Yeni tarz mayolarla her yerimiz bronzlaşıyor." Alice gökyüzündeki bulutlara baktı. Cevap vermedi. Ona göre bu kadar bulutlu bir havada bronzlaşmak zaten imkansızdı. İki çocuk yeni arkadaşlarına oyun parkını gezdirdi. Çok büyük bir kaydırak vardı. Hoppa! Çocuklar çığlık çığlığa kaymaya başladılar. Önce Jarom attı kendini. Biraz da korktu. Kaydırağın tepesinden bütün şehri görmek mümkündü. Rengarenk dağları da. "Dağlara bu kahverengi, mavi, kırmızı rengi veren ne?" diye sordu Alice. "Belki de orada bulunduğu ortama mavi rengini ve tonlarını veren çivit otları vardır," diye cevap verdi Louis. "Çocuk bilim dergisinde okuduğuma göre yaprakların renk tonu klorofile bağlıymış. Belki de bu gezegendeki klorofil miktarı..." Alice artık Louis'i dinlemiyordu. Karşıdaki büyük meydanda oluşan kalabalığa bakıyordu. Müzik çalıyor ve borazan sesi geliyordu. Çok fazla gürültü vardı. "Bir şeyi kutluyor olmalılar. Hadi gelin, biz de gidelim," dedi. Gidip havuzda yüzen annelerine seslendiler. "Yeni arkadaşlarımızla gezmeye gidiyoruz. İyi eğleneceğiz. Merak etmeyin." "Tamam çocuklar, dikkatli olun. Biz de biraz sonra yer altındaki bir müzeyi görmeye gideceğiz. Harika bir yer olduğunu söylüyorlar," diye seslendi anneleri ve ekledi. "Patara'yı da götürün. Sanırım canı sıkılıyor." "Köpeğinizin beğenmediğim yanı ne biliyor musunuz çocuklar? Şu benekleri yüzünden sanki kirliymiş gibi duruyor," diyerek bir itirafta bulundu yeni arkadaşları Jaron. Alice'in buna itiraz edecek zamanı kalmadı. Biraz önde yürüyen Louis olduğu yerde dönüp kalmıştı. "Hey, neler oluyor orada?" dedi şaşkınlıkla. "Pis kokan adını istemiyoruz." Çocuklar yanılmıştı. Bu bir kutlama değildi. İnsanlar ellerinde kağıtlar, sloganlar atarak yürüyüş yapıyorlardı. Kimilerinin elinde büyük bir kulağa benzeyen değişik aletler vardı. "Hey, baksanıza," diye seslendi Jaron. "Son model megafonlar. Reklamlarda görmüştüm. Hem sesi yükseltiyor hem de parfüm kokusu yayıyor. Bir tane almayı o kadar çok istiyorum ki." Louis bir kez daha ağzı açık kala kalmıştı. Buradaki her şey elektronikti. Buna bayılmıştı. Jaron yanlarından geçmekte olan, üzerinde renkli giysileri bulunan bir adama "Neler oluyor burada?" diye sordu. Adam, "Biz gezegenimizin adını değiştirmek istiyoruz. Benim bir restoranım var," diye cevap verdi. Alice, "Babamın da bir restoranı var," dedi. "Öyle mi?" dedi renkli giysileri olan adam. "Onunla tanışmak isterdim. Benim adım Miham. Gezegenimizin adı yüzünden burada turizm çok geriledi." "Ama biz burada hiç pis kokan bir şey görmedik ki," diye ekledi Louis. "Tam tersine her yer mis gibi kokuyor." "Bu yüzden gezegeninizin adını mis kokan olarak değiştirmek istiyorsunuz," diye sordu Alice. "Evet," diye cevap verdi adam. "Pis kokan gezegen yerine mis kokan gezegenin mis kokulu insanları olacağız. Kulağa da daha hoş gelmiyor mu?" diye ekledi restoran sahibi. Gezegenlerinin tarihçesi hakkında biraz bilgi vermeyi de ihmal etmedi. "Gezegenimiz güneşten 100 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır." "Bir hesap yapalım," diyen Louis, yanından hiç ayırmadığı çantasından hesap makinesini çıkardı. "Işık saniyede 300 bin kilometre hızla süzülürse bir ışık yılı neye eşit olur? Eğer doğru hesapladıysam 9 trilyon 460 milyar ve..." "Yeter!" diye bağırdı kulaklarını tıkayan Alice. "Ben çözdüm olayı," dedi Frank. "Özetle dünya bir süper füze kadar hızlıdır. Yani çok uzak değildir. Oradan buraya bir sürü gezgin gelebilir." Tam o anda Jaron bağırdı. "Dikkat edin!" Alice'i kolundan tuttuğu gibi bir köşeye çekti.
Patara da onları takip etti. Frigg ve Louis de diğer köşeye kaçtılar. Herkes elindekileri atıp sağa sola kaçmaya başladı. Neler oluyordu? Alice saklandığı yerden kalabalığa doğru büyük bir kepçenin yaklaştığını gördü. Bunlar bizim gezegenin görevlileri diye açıkladı Jaro. Gösteri yapılmasını istemezler. Bu nedenle bu büyük kepçelerle her şeyi toplarlar. Panoları, megafonları. Eğer insanlar kaçmazsa onları bile yakalarlar ve kepçelerini atarlar. Merkeze vardıklarının tüm topladıklarını birbirinden ayırırlar. Ne korkunç bir şey. Louis ve Frigg bir çöp tenekesinin yanına sığınmışlardı. Alice korkudan Jaro'ma sokulmuş, bir yandan da ürkmüş olan Patara'nın kafasını okşuyordu. Hayvanın havlayıp onları ele vermesinden korkuyordu. Sonunda kepçeli görevliler gittiler. Ne yazık ki tertemiz giysiler içindeki mis kokan restoran sahibi Miham'ı da pis kepçelerini atmışlar ve merkeze götürmüşlerdi. Atılmış, etrafa saçılmış panolar her yeri kaplamıştı. Louis ile Frigg saklandıkları yerden çıktılar. Küçük, pis kokan gezegenlerin kafasının üstünde muz kabuğu vardı. Üstü başı domates salçası olmuştu. Elinde küçük bir alet sallıyordu. ''Bakın ne buldum!'' Pis koku yapmaya yarayan bir alet. Pis koku yapma aleti mi? O da ne? Diye sordu Alice. Frigg zevkten dört köşe olmuş bir durumda anlatmaya başladı. Baksanıza, istediğim pis kokuyu yapabilmek için sadece bir düğmeye basmak yeterli. Çürük yumurta, bayat balık, tuvalet kokusu, hangisini seçmek istersen. Harika bir şeymiş doğrusu, dedi Louis. Ama bu aleti uzun süre kullanabileceğimizi sanmam. Çünkü bu gezegendeki her şey anında çöpe gidiyor. Bunu attığınızda ben de alıp evime götürür ve tamir ederim. Tamir etmek mi? Ne değişik bir kelime diye içinden mırıldandı Jaro. Frigg otomatik bir giysi makinesinden yeni giysiler satın alıp Louis'e de verdi. Üzerindekileri de Alice'in hoşnut olmayan bakışları altında çöpe attı. Louis ve Alice'in anne babaları da küçük kardeşleri Norman'la birlikte otelden çıkmış dört çocuğun yanına gelmişti. Anneleri, iyi vakit geçirdiniz mi bakalım çocuklar diye sordu. Ağzındaki domates salçalı tişörtle havlayan Patara, Polly'i gördüğüne sevinmiş, kuyruğunu sallıyordu. Alice babasına, babacığım senin gibi restoran işleten bir adamla tanıştık dedi. Öyle mi? Nerede bakalım bu adam? Ben de onunla tanışmak isterdim diye cevap verdi babası. Adamın başına gelenleri düşünen Alice, umarım karşılaşabiliriz dedi biraz umutsuzca. Polly yeraltı müzesine bir an önce gitmek için sabırsızlanıyordu. Çocuklar hadi bakalım artık gidelim mi diye sordu. Frigg ve Jerome biraz daha yüzmek için otele dönmek istediler. Daha sonra onlarla buluşacaklarını da eklemeyi unutmadılar. Çöp Müzesi. Reklam panoları bütün yolu kapsamıştı. Son model otomatik kitap okuma makinesi, çikolata parfümlü diş macunu, tek başına park edebilen arabalar. Uzun bir yürüyüşten sonra nihayet müzeye varabilmişti Plüm ailesi. Büyük bir salona girdiler. Küçük, paslı bir tren onları bekliyor gibiydi. Bu trene binmeyin dedi girişte bekleyen bir adam. Eski de artık bu. Çöpçüler gelip alacak. Teknoloji hiç durmadan ilerliyor. Bu arada ben rehberinizim ve size müzemizi ben gezdireceğim diye ilave etti. Plüm ailesi orada bekleyen diğer kişilerle beraber yepyeni, içinde bir sürü kask olan bir vagona yerleşti. Rehber burnunu mendiline silip her şeyi öğüten çöpe attı ve anlatmaya başladı. Bu yeraltı müzesi pis kokan gezegende oturanların çöplerini atmaları için çok uzun yıllar önce kazılmıştı. Fakat daha sonra yer altına gömdükleri çöpler yüzünden gezegenlerin kirlenmeye ve pis kokmaya başladığını fark ettiler. Buna hemen son verdiler. Çöplerin basınçla yer altına sıkışması ve çürümesi sonucunda şimdi hep beraber gezip göreceğimiz şahane bir galerinin oluşacağını kimse bilemezdi. Hanımlar beyler, çöp müzesine hoş geldiniz. Vagon hızla yer altına doğru inmeye başladı. Rehber konuşmaya devam etti. Öncelikle şunu belirtmek zorundayım ki bu gezinti hassas kişilere göre değildir. Ortamın doğallığını bozmamak için burada parfüm kullanmıyoruz. Duyacağınız bazı kokular pek de hoş olmayacaktır.
Hanımlar, beyler, size özel hazırlanmış son model koku geçirmez maskelerinizi takmayı ihmal etmeyin. Dikkat, gezimiz başladı. Vay canına, ne teknoloji ama, dedi ağzı açık, hayran hayran etrafına bakan Louis. Karşılarına büyük bir galeri çıktı. Işıklar yavaş yavaş söndü. Duvarlardaki küçük mavi, yeşil ampuller yanıp sönmeye başladı. Herkes merak içinde bekliyordu. Küçük heykeller oluşturmuş çöp yığınları karşılarındaki duvara yansıyordu ve bu da bir gölge oyununa benziyordu. Kimisi uzun, kimisi yuvarlak, kimisi de ışıklıydı. Küçük parmağıyla annesine duvarı işaret eden Norman, "Anne baksana, şu karşıdaki kocaman oyuncak bir ayıya benziyor. Hani benim şu kaybettiğime?" dedi. Trende bu gösteriye eşlik eden hafif bir müzik başladı. Bir süre ilerleyen tren yeniden durakladı. Rehber açıklamalarına devam etti. Bu salonda büyük bir özenle korunan mühürlü kasalar vardır. İçlerinde de zehirli atıklar bulunur. Bazıları radyoaktif, bazıları da kimyasal. Alice'in yanında oturan kadın geriye doğru çekildi. Herhalde kendisine bulaşacağından korkmuştu. Alice, Louis'e doğru yaklaşıp kulağına fısıldadı. Dünyadaki zehirli atıklardan korunmak için biz ne yapıyoruz? Abisi omuzlarını kaldırıp bilmediğini söyledi. Alice, Louis'nin ilk kez bir şey bilmediğine tanık oluyordu. Vagon yeniden hareket etti. İçinde hurdaların, plastik parçalarının, modası geçmiş mobilyaların sürüklendiği bir nehirin kıyısından geçtiler. Suyu gri köpükler kaplamıştı. Buradaki koku dayanılmazdı. Herkes yanındaki son model koku geçirmez maskesini taktı. Patara hariç. Suni parfüm kokusu onu hapşırtıyordu. Bu yüzden pis kokuya razıydı. Bu nehrin adı kokuşmuş, dedi rehberleri. Su yüzeye çıkmadan önce süzgeçten geçirilip temizlenir. Birden su sesi artmaya başladı. Rehberleri hemen bir telefon konuşması yapıp vagondakilere döndü. Kusura bakmayın, temizleyiciler kokuşmuş barajını açmak zorunda kalmışlar. Bunu ziyaretçilerimize rahatsızlık vermemek için geceleyin yapardık. Fakat bugünkü kirlilik oranını yüksek bulmuşlar ve nehrin dibini şimdi temizlemeleri gerekiyormuş, dedi. Yani, diye sordu Alice'in yanında oturan kadın. Yani eğer sular altında kalıp boğulmak istemiyorsak buradan hemen çıkmamız gerek. Gerçekten de su gözle görülür bir biçimde yükselmeye başlamıştı. Nehrin içinde yüzen pislikler çalkalanıp sağa sola savruluyordu. Pis koku dayanılmaz bir hale gelmişti. Koku geçirmez maskeleri bile yeterli olmuyordu. Vagonları yavaş yavaş yüzeye çıkmaya başlamıştı. Birden bütün ışıklar söndü. Tren olduğu yerde durdu. Güvenlik nedeniyle elektrik kesilmişti. Herkes telaşlanmaya başladı. Norman annesine sımsıkı sarıldı. "Telaş etmeyin!" diye bağırdı rehber. "Herkes trenden insin lütfen. Ne yazık ki yürüyerek çıkacağız." Alice ve Louis el ele tutuştular. En önde kuyruğunu sallayarak onlara yol gösteren Patara'yı takip ettiler. Alice köpeğinin kafasını okşarken kulağına mırıldandı. "Aferin sana benim akıllı köpeğim," dedi. Uzun bir kuyruk oluşturan topluluk yere yayılmış pisliklerin üstüne basmamaya çalışarak ilerliyordu. En arkadan gelen şişman bir adam sürekli düşüyordu. Bir dahaki sefere bu şişman adamı hiçbir şeyin doğru düzgün çalışmadığı bu yeraltı müzesine almamaları daha iyi olacaktı. Allah'tan Louis yanından hiç ayırmadığı çantasından bir el lambası bulup çıkardı. Şimdi çıkış yolunu daha iyi görebiliyorlardı. Sonunda yukarıya çıkabilmişlerdi. Rehber başlarına gelen aksiliklerden dolayı herkesten özür diledi ve hepsine sütlü şeker ikram etti. Üstü başı ıslanmış olanlara da karşıdaki dükkandan yeni giysiler satın alabileceklerini söyledi. Kızak gezintisi. Plüm ailesi otele dönüş yolunda az önce gösteri yapılan yerden geçtiler. Yere atılan, üzerlerinde mis kokan gezegenin mis kokanları yazılı kağıtlar halen toplanmamıştı.
Her yeri çöpleriyle böyle kirleterek daha temiz bir gezegenleri olacağını sanıyorlarsa aldanıyorlar, dedi Alice. Çocukların en sevdiği gezegen kılavuz kitabımda buna 3 eksi vereceğim. Norman herkesin hoşuna gelecek bir şey bulmuştu. Baksanıza, dedi tam karşılarındaki restorana işaret ederken. Bu Mihan Bey'in restoranıydı. Alice içeride gezinen, üzerinde parlak sarı giysiler bulunan adamı tanımıştı. Plüm ailesi masalardan birine oturdu ve gezegenin meşhur meyve suyundan sipariş verdiler. Babaları Philip, bu harika bir şey, dedi. Tarifini istesem verir misiniz sevgili meslektaşım, diye sordu yanlarına gelen restoran sahibine. Norman bardakta kalan son yudumunu yalıyordu. İki meslektaş aralarında konuşmaya başladılar. Patara havlayarak kendi payına düşen istiyordu. Alice susturabilmek için köpeğe bir kaşık dolusu meyve suyu verdi. Restorandaki tabak çanaklar bile kullanıldıktan sonra çöpe atılıyordu. Plüm ailesi yemek boyunca bir sonraki gün ne yapacaklarını konuştular. Oyun oynayalım, dedi Norman. Ah tabii ki, diye cevap verdi Louis. Bugün müzeyi gezdiğimiz gibi yarın da oyun oynarız artık. Şahane. Alice cebinden çıkardığı bir kağıt parçasını gösterirken, aslında bu sabah Frank benim şu bayıldığım ve yakından görmek istediğim rengarenk dağlarda yapabileceğimiz bir etkinlikten bahsetmişti. Hatta bir de kitapçık vermişti. Bakın, dedi. Hızlıca bir hesapla, kızakla saatte kaç kilometre hızla kayacaklarını hesaplayan Louis, bu baş döndürücü bir şey. Mutlaka gidip denemeliyiz. Pekala, herkes istediğine göre yarın kızakla kaymaya gidiyoruz, dedi anneleri. Güzel bir kahvaltı yapan Plüm ailesi, dağa gitmek için bindikleri taksiyle büyük bir meydana geldiler. Kocaman reklam afişleri burada da bütün yolu kaplamıştı. Saatte bir renk değiştiren pabuçlar, elektronik geceleri parlayan mücevherler. Reklam sahipleri sattıkları malların 10 dakika içinde teslim edileceği teminatını veriyorlardı. Büyük reklam afişlerinin arkasında sürekli hareket halinde olan araçlar vardı. Büyük damperli kamyonlar şehrin çöplerini taşıyordu. Ama etraftaki hiç kimse bunlarla ilgilenmiyordu. Yukarılarda uçsuz bucaksız parfüm kokan büyük bir bahçenin arkasında geziniyorlardı. Burası gül, leylak, hatmi çiçeği kokuyordu. Etrafta bir sürü de şeker dükkanı vardı. Çocuklar sağa sola koşturup duruyordu. Patara da peşlerinde. O da ne? Köpekleri Patara birden kendini tam meydanın ortasında unutulmuş bir çöp yığınının içinde buldu. Her yanı pislik içinde kalmıştı ve iğrenç kokuyordu. Burnunu tıkayan Norman, "Üf, çok pis kokuyorsun Pataya. Şu küçük gölde yıkanmalısın," dedi köpeğe. Plüm ailesi bir süre daha yürümeye devam etti. Sonunda rengarenk dağların eteklerine vardılar. Ama yakından gördükleri manzara berbattı. Ne yazık ki her taraf çöp içindeydi ve bu özellikle Alice için tam bir hayal kırıklığıydı. "Bu da ne?" dedi Alice. "Burası çöpten dağ olmuş. Bu gezegende hiçbir şey göründüğü gibi değil." Nasıl oluyor da bu çöpten daha yemyeşil görünüyor peki? Diye sordu Louis. Çöpün içinde neler mi vardı? Bir sürü eski, gri renkte fırçalar, bir tekerleği olmayan pembe bir çocuk puseti, rengarenk televizyon dergileri, kırılmış ampuller, her renkten oyuncak bebekler. Üzeri kimse dokunmasın diye sağlam, şeffaf bir plastik sımsıkı örülmüştü. Alt tarafta ise çöpçüler son hızla açtıkları tünellerden bu pislikleri taşımaya çalışıyorlardı. Önce ayırıyorlardı, sonra kasalara istifliyorlardı ve en sonunda küçük arabalara. Çok uzakta yükselen simsiyah bulutlara bakılırsa çöpler orada yakılarak imha ediliyordu. Şimdi şu gri bulutların neden bu gezegeni hiç terk etmediğini anladım, dedi Louis. Kötü havadan değil, yakılarak imha edilen çöpler yüzündenmiş. Kızak alanı Suni Dağ'ın bütün tepesini kaplıyordu. Oraya büyük bir asansörle çıkılıyordu. Alice ve Louis bir önceki hayal kırıklığını az da olsa unutmuştu. Heyecanla bağırarak kendilerini oradaki kızaklara attılar. Norman kızağa binmek istemedi. Bulduğu küçük bir geçitten geçip renkli çöp yığınlarının olduğu yere geldi. Birden tiz bir çığlık attı. Patara hemen çocuğun bulunduğu yere gitti ve küçük yuvarlak gözleriyle Norman'a bakan fareyi yakaladı. Fare çocuğun bacağını ısırmıştı.
Sesleri duyan Polin gelip çocuğunu çöp yığınlarının olduğu yerden çıkardı. Öfkeyle, "Ne yazık ki bu gezegene güvenlik açısından bir yıldız bile veremeyeceğim," dedi. Ağlayan küçük Norman, "Faye beni asıydı anneciğim, eve gitmek istiyorum," dedi. Çocuğun bacağı kızarmış ve şişmişti. Polin hemen girişteki karşılama yazıhanesine gidip ağrı kesici ve ilk yardım malzemesi istedi. Hemşire, "Bazen çöpleri örten plastik yırtılabiliyor ve... Ama pis kokan gezegenler nereye gidilmemesi gerektiğini bilirler ve burada bu tür maceralar asla yaşanmaz," dedi. "Yine de bu çok tehlikeli," diye itiraz etti Polin. "Pis kokan gezegenler çok dayanıklıdır. Ama kimileri çöplere gelen kemirgenler yüzünden mikrop kapabiliyor," diye itirafta bulundu hemşire. "Aslında oldukça yaygın. Havada sürekli yayılan parfümden dolayı." Alice bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştı. "Bu gezegendeki hiçbir şey göründüğü gibi değil," diye tekrarladı. Norman ısırık yerine bakıyordu. Bacağı iyice şişmişti. Otele dönüş yolunda herkes somurtuyordu. Louis son derece üzgün, "Bence kızak fikri mükemmeldi," dedi. "Pis köşelere oyun oynamaya gitmemek gerekirdi. Hepsi bu." Neyse ki birkaç saat sonra dağda yaşananlar unutulmuştu. Çocuklar otele gelince biraz dinlenip arkadaşlarıyla buluştular. Akşama doğru Plüm ailesi, otel sahibi olan Frank'in babası Jambal ile tanıştılar. "Eskiden denizciydim," dedi otel sahibi. "Yazık ki teknemle balık tutamaz olunca otelcilik yapmaya başladım. Ama küçük teknem halen duruyor. Size bir teklifim var. Eğer yarın sabah çok erken kalkabilirseniz sizi tekneyle geziye çıkarabilirim. Bir de sürprizim olacak size. Ne dersiniz?" diye sordu. Polin ve Alice bu fikre bayılmışlardı. Diğerleri ise erken kalkmak istemedikleri için pek destekli değillerdi. Patara da heyecanla havlamaya başladı. Macerayı seven Louis, "Balık tutabilir miyiz?" diye sordu. "Maalesef," dedi otel sahibi. "Gezegenimizde balık tutmak yasaklandı. Senelerce lağım denize aktığı için su kirlendi. Balık yemek çok tehlikeli hale geldi," diye ekledi. Alice, "Ne kötü!" diye hayretle bağırdı. Onları dinlemekte olan Jerome, "Ne yazık ki pis kokan gezegenliler bu sorunu görmezden geliyorlar. Bu nedenle..." Louis çocuğun sözünü kesti. "Aynen biz dünyalılar gibi," diye ekledim. Babası Philip omuzlarını silkip kendi başına söylenen Louis'nin saçlarını okşadı. "Yeter artık, kimse beni ciddiye almıyor." Louis çok kızmıştı. Durup çantasından çıkardı, çocukların en sevdiği gezegen kılavuz kitabının her yerini eksilerle doldurmaya başladı. "Bu gezegenin her şeyini eksi veriyorum işte, hep eksi." Yanına yaklaşan Alice onunla konuşmaya, anlaşmaya çalıştı. Uzun tartışmadan sonra beraberce kitabı yeniden çıkartıp gerçek notlar vermeye başladılar. Kalpler, eksiler, bu gezegenin hak ettiği notlar. Denizdeki sürpriz. Plüm ailesi sabah erkenden kalktı. Güneş her zamanki gibi gri bulutların arkasına gizlenmişti. Limana geldiklerinde cam balığı başına geçirdiği kasketiyle teknesinde onları beklerken buldular. Kötü hava şartlarına karşı önlemini almıştı. Jerome ve Frank de son model, kendi kendine kuruyan ve iyot kokusu salan kıyafetlerini giymişlerdi. "Hadi rahat tekneme binebilirsiniz," dedi şakayla Jamba. "Hayatımda ilk defa dünyalı bir aileyi gezdireceğim teknemde. Özellikle de şu siyah beyaz köpeği." Aslında tekne hiç de rahat değil, tam tersine eskiydi. Norman biraz ileride şamandıraya bağlı her tarafı parıldayan büyük yatlara binemedikleri için biraz üzgündü. "İyi ama neden çöpe atmadın ki sen bu eski tekneni? Bu yadaki her şey yepyeni." "Şşşt!" diye susturdu çocuğu Jambal. "Bu pis kokan gezegenin en büyük sorunu. Herkes o kadar savurgan ki sürekli yenisini alıp daha eskimemiş olanları atıyorlar. Buradakiler modası geçmiş bulsalar da küçük teknem çalıştığı sürece onu çöpe atmayacağım." Alice Fragan, Louis de Jerome'un yanına oturmuştu. Patara huzursuzca ortalarda dolanıyordu. Deniz tutmuştu. Tekne demir aldı ve gezi başladı. 1-2 saat boyunca rüzgara karşı yol aldılar. Birden Norman bağırdı. "Bakın şu karşıda bir ada var. Nasıl da yengayeng." "Rengarenk bir ada mı?"
Alice oturduğu yerde sıçradı. Yine mi çöpten bir dağ yoksa? Dedi. Ama bu denizin ortasında mümkün olamaz ki. Jambal gayet ciddi. Ne yazık ki mümkün kızım, diye cevap verdi. Çöplerde birikenler o kadar çok ki. Hepsini yakamayıp bazılarını özel kepçeli teknelere isipleyip buraya getiriyor çöpçüler. Yazık ki çöp miktarı her gün daha da artıyor. Başta denizin ortasında kimseyi rahatsız etmez diye düşünmüştük. Ağzı iyice sıkıştırılmış torbalara doldurduğumuz çöplerimizi gelip suyun dibine sipliyorduk. Yavaş yavaş seviye yükselmeye başladı. Sonunda o kadar yükseldi ki gördüğünüz bu ada oldu. Peki çöplerinizi azaltmayı hiç düşünmediniz mi diye sordu Louis merak içinde. Maalesef. Pis kokan gezegenler burunlarını kimyasal kokularla doldurmayı tercih ediyorlar. Diğer gezegenlerde de durumun buradakinden farklı olduğunu sanmıyorum diye cevap atacağım Jambal. Alice soluk sola iyice yaklaştıkları adaya bakan Patara'yı okşadı. Adada yüzenler, paslı bisikletlerin, yağlı tenekelerin üstünde güneşlenenler vardı. Norman, ben de yüzebilir miyim diye sordu. Bize söz verdiğin sürpriz bu muydu yoksa? Babaları Philip gördüğü manzara karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Ama belli etmemeye çalışıyordu. Çöpten ada. Ailenin en küçük olan Norman'ın bacağı fare hasarı yüzünden halen kıpkırmızıydı. Bu pis denizde yüzmesine izin vermek hiç de akıllıca değildi. Bekleyin, size harika bir şey göstereceğim dedi Jambal. Bu gezegende görmeye hayal bile edemeyeceğiniz bir şey. Fred ve Jerome birbirlerine bakıp göz kırptılar. Plüm ailesinin birazdan görecekleri şeye bayılacaklarını biliyorlardı. Jambal teknesiyle manevra yaptı ve biraz gittikten sonra tamamen ıssız bir kumsala vardılar. Kumsal, büyük ve sıkı işlenmiş bir balık ağıyla gölgelendirilmişti. Yerde dalgaların cilaladığı küçük cam boncuklar vardı. Kumsalın etrafı meraklı bakışlardan korunmak için kullanılmış giysilerden plastik bir şerit oluşturacak şekilde çevrelenmişti. Birkaç kişi eski katlanır sandalyelerinde güneşleniyordu. Ne kadar huzurlu bir yerdi burası. Dalgaların sesi muhteşemdi. Karşıdaki bir panoda ıssız koya hoş geldiniz. Giderken çöpünüzü bırakmadığınız için teşekkür ederiz yazıyordu. Kokuyu duyuyor musunuz diye sordu Jambal memnunlukla. Alice ve Louis hiç konuşmadan derin derin nefes alıp veriyorlardı. Tek konuşan Norman idi. Ben hiçbir koku duymuyorum ama. İşte bu harika. Bu gezegende suni kokuya gerek olmayan tek yer burası. Hiçbir koku duymuyoruz ve rahatsız da olmuyoruz. Burası muhteşem bir yermiş. Değil mi? Dedi Pauline sevinçle. Nihayet herkes çok mutluydu. Plüm ailesi küçük cam boncukların üstünde uzanıp güneşlendi. Şeffaf sularda yüzüp eğlendiler. Jerome suda parlayan yeni mayosuyla yine çok havalıydı. Bir gün önce almıştı. Buradaki son moda giyinen tek kişiydi. Bu küçük koy birkaç delinin eseri dedi Jambal. Gezegenimizdeki çöplerden geri dönüşüm yoluyla tekrar nasıl yararlanabileceğimizi göstermek istiyorlar. Şimdiye kadar pek fazla kişiyi buna inandıramasalardı. Bizler de onları bu küçük etrafı çevrili koylarında rahatsız etmiyoruz. Pauline gezegene ayak bastıklarından beri yaşanmış tüm olumsuzlukları unutmuştu. Burası cennetten bir köşe diye mutlulukla içini çekti. En sevdiğim gezegen kılavuz kitabını eline alıp bu küçük koya hak ettiği notu verdi. 3 kalp. Dünyaya geri dönüş. Plüm ailesi küçük koyu keşfettiklerinden beri o kadar iyi zaman geçiriyorlardı ki tatillerini zevkle birkaç hafta daha uzatmayı bile düşündüler. Ama çocukların okulu açılıyordu ve babaları Philip de artık restoranını açmak zorundaydı. Yani dünyaya geri dönme vakti gelmişti. Füzegara geldiklerinde hepsinin bavulu ağzına kadar doluydu. Çocuklar çantalarını hatıralık eşyalarını koymuşlardı. Norman'ın çantasında fare ısırıklarına karşı sürülen 3 kutu ağrı kesici merhem, Louis'nin çantasında ise eve gidince tamir etmeyi planladığı, Fred'in yerde bulduğu eski pis koku yapma aleti ve paslı bir bisiklet zinciri vardı. Alice bavuluna sadece hayran kaldığı ıssız koydaki cam boncuklardan koymuştu. Alice ve Louis füzedeki yolculukları boyunca çocukların en sevdiği gezegen kılavuz kitabında pis kokan gezegen için notlar verdiler. Louis kız kardeşi Alice'e, sonuç olarak ne düşünüyorsun, bu gezegeni sevdin mi diye sordu.
Alice, bilemiyorum diye cevap verdi. Yepyeni eşyalarını çok sevdim ama her şeyi atmalarından ve her yeri kaplayan çöplerinden nefret ettim. Sence de haklı değil miyim? Keşke gittiğimiz ıssız koy gibi daha başka yerlerde olsaydı. Patara da küçük kızı onaylayarak havladı. Tertemiz koyun sularında yüzmeye o da bayılmıştı. Alice köpeğine sevecenlikle bakarken mırıldandı. Hem bu gezegenler biraz da abartıyorlar. Patara'nın siyah benekleri olabilir ama hiç de kirli değil, dedi. Polly çocukların konuşmalarını dinliyordu. Çocuklar, sizi çok yakında başka bir gezegene götüreceğime söz veriyorum, dedi. Üç çocuk bir ağızdan heyecanla, bu seferki muhteşem bir gezegen olsun ama, diye bağırdı. Polly'nin seyahat kılavuzu. Pis kokan gezegeni tanıyalım. Pis kokan gezegen bir tüketim krallığıdır. Burada her şeyi satın alabilirsiniz. Hem de kolayca. Eski ve modası geçmiş eşyaları da düzenli olarak çöpe atarsınız. İşte bu yüzden pis kokan gezegen tam bir çöp gezegen haline gelmiştir. Buraya gelen gezgin her türden son model aleti alıp çok mutlu olabilir. Ama savurganca tüketim yapmamalıdır. Neden mi? Çünkü çöp dağın yüksekliği her geçen gün artıyor. Faydalı birkaç bilgi. Pis kokan gezegene ayak basar basmaz burnunuza dolan mis kokular sizi büyüleyecektir. Son model teknolojiyi takip ediyorsanız ve giysilerinizi yıkamaktan nefret ediyorsanız bu gezegen tam size göre. Çöp müzesini gezmeyi ve çocukların çok seveceği kızak gezintisini yapmayı ihmal etmeyin. Aman dikkat! Çöp yığınlarından uzak durun. Her yerde karşınıza çıkabilirler. Sessizlik ve huzur arayan gezginler. Mutlaka bir tekne kiralayıp ıssız koya gidin ve aradığınız huzura, sessizliğe kavuşun. Restoran önerisi. Bay Miham'ın restoranına mutlaka gidin ve gezegenin meşhur meyve suyunun tadına bakın. Alice ve Louis'nin düşünceleri. Yaşam şartları. Kokulara karşı çok hassas olmazsanız sizin için daha iyi olur. Ama hassasım diyorsanız mutlaka koku geçirmez maskelerden alın. Farelere karşı alerjiniz varsa çok dikkatli olun. Her an her yerde karşınıza çıkabilirler. Çocuklar için oyun parkı çok güzel. Özellikle de büyük kaykayı mutlaka deneyin. Her yer her zaman çok temiz ve mis kokulu. Çöplüklerden kesinlikle uzak durun. Gezegenliler ile ilişkiler. Çok nazikler. Eğer Freck, Jerome ve otel altının sahibi Jambal'a rastlarsanız selamlarımızı iletin. Yapılması gerekenler. Dağda kızak gezintisi. Muhteşem bir pisti var. Yer altında bulunan efsane çöp müzesini mutlaka gidip gezmelisiniz. Ve ıssız koy. Tertemiz sularında yüzmeye doyamayacaksınız. Yapılmaması gerekenler. Dağdaki çöp yığınlarından ve farelerden sakının. Çöp müzesine gitmeden önce nehrin temizlenme saatlerini mutlaka öğrenin. Son söz. Emin olun ki pis kokan gezegen bu adı hak etmiyor. Hiç de pis kokmuyor. Yine de oraya gitmeden önce birkaç sene bekleyin. Çevreciler pis kokan gezegeni çöplerden temizlesinler. Adını da pis kokan gezegen olarak değiştirsin.